Bu saldırıda tetiği çekenleri de, bu saldırının planlanmasında yer alanları da, bu saldırı planı üzerinden bir hesap içerisinde olan tüm çevreleri de en ağır şekilde kınıyoruz. Müslüman ya da gayrimüslim, cami ya da başka bir mekanda masum insanlara yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez. İnsana kasteden hiçbir saldırı karşısında sessiz kalınamaz. Cuma günü Yeni Zelanda'da meydana gelen cami katliamını bir iki kişinin sapkınlığı olarak görmek, olayı bireysel bir suç olarak ele almak, dünyada yükselen ırkçılığı ve farklılıklara olan düşmanlığı okuyamamaktır. Geçtiğimiz Ocak ayında Global Finans Dergisi dünyanın en güvenli ülkelerin listesini yayınladı. Bu listeye göre Yeni Zelanda ilk ona giren ülkelerden. Ne yazık ki 49 Müslümanın katledildiği saldırı dünyanın en güvenli ve yaşanabilir 10 ülkesinden biri olan Yeni Zelanda'da gerçekleşti. Yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığı Yeni Zelanda'da 50 bin dolaylarından Müslüman bulunuyor. Ve Yeni Zelanda 200 yılı aşkın bir süredir Müslümanların yaşadığı bir ülke. Ülkede Müslümanların birlikte yaşam ortamını tehdit eden bir tavır olmamasına karşı böyle bir saldırı gerçekleşmesi içten içe büyütülen ırkçı nefret ve kinin bir tezahürüdür. Saldırganlardan birinin 70 kadar sayfa içeren manifestosunda bu ırkçı söylem alinelenmiştir. Saldırının hemen ardından açıklama yapan Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in olaydan artan Müslüman nüfusu ve mültecileri sorumlu tutması da en az bu saldırı kadar vahşicedir. Bu açıklama saldırganın hangi zihniyetten beslendiğini de göstermektedir. Saldırganın önceden internet üzerinde yayınladığı mesajda daha önce Fransa'da ırkçı grupların kullandığı büyük yer değiştirme kavramının geçmesi, Müslümanların Avrupa'yı terk etmesine ve Ayasofya'nın kiliseye dönüştürülmesine dair cümlelerin yer alması, saldırının birkaç kişinin işi olmadığını, yükselen ırkçı bir akım neticesi olduğunu göstermektedir. Biz şuna inanıyoruz ki, bu saldırılar bizzat batılı kirli merkezler tarafından üretilen İslamofobinin neticesidir. Yine şu bir gerçek ki, bu saldırıdan sonra yapılan açıklamalar ve ortaya konulan tepkiler, batılı kirli merkezlerin Müslümanları bir takım istatistiklerden ibaret gördüğüdür. Katliamın sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaşılan görüntülerinden de anlaşılacağı üzere, bilgisayar oyunlarında hedefe konulan Müslüman karakterler ile de birebir örtüşmesi, bu işin arka planda yer alanları ifşa etmektedir. Bu zihniyet tüm Müslümanlar öldürülmelidir. Çünkü tüm Müslümanlar teröristtir düşüncesindeki bir zihniyettir. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ökçe emperyalist batı zihniyetinin İslam'a, Müslümanlara ve Hazreti Peygamber'e karşı oluşturulmuş nefret dilini ifade özgürlüğü ve demokrasi olarak nitelendirilmeye devam etmelerin bu tip saldırıları daha da arttıracaktır. Kanada'dan Yeni Zelanda'ya, Arjantin'den Japonya'ya, dünyanın her ülkesinde Asya'da çok bir Müslüman nüfus vardır. Ve bu Müslümanların can güvenlikleri de temel haklarla tüm Müslümanların bir meselesidir. Yeryüzünde tek bir Müslümanın bir ırkçı saldırıyla saçının teline zarar gelmesine kayıtsız kalamayız. Kaldı ki biz inancımız gereği Müslüman olsun ya da olmasın tek bir masumun saçının teline zarar gelmesine izin veremeyiz. Bizim bu saldırılardan ötürü bütün Yeni Zelanda halkını sorumlu tutmamız ve onlara karşı nefret beslememiz söz konusu olamaz. Ancak bu saldırılardan Müslümanlara karşı nefret diliyle konuşan tüm siyasetçiler ve popüler ırkçı söylemin oluşmasına katkıda bulunan tüm merkezler sorumludur. Zalimler iyi için yaşasın cehennem! Zalimler iyi için yaşasın cehennem! Ayrıca İslam belirli bir ırkın dini değildir. Batı kendi değil de aynı ırklardan olmayan tüm insanlara karşı bir izolasyon politikası izlese bile ırkçılığı tehlil eden İslam'ın yayılmasına engel olamayacaktır. Biz inanıyoruz ki batılı siyasetçiler kendi halklarına İslam'dan nefret etmeyi değil de kendilerinden olmayanlarla birlikte yaşayabilme kültürünü öğrenselerse dünya daha huzurlu bir yer olacaktır. Ve son olarak bu saldırının muhatapları olan bütün Müslüman kardeşlerimize sesleniyoruz. Onlar batının yanında görevlerini yapıyorlar. Bizler ise hakkın yanında, onlardan daha çalışkan, daha dirayetli, daha bilinçli olmak zorundayız.